Arkadaşlar bugün Eda ile Lore Öğreniyorum'un 14. bölümündeyiz. Son birkaç haftadır klasiğin gelişiyle birlikte klasikle alakalı hikayeler anlatıyoruz. İşte cücelerdi, nereden geldiydi, önemli cücelerdi, şuydu buydu. Bu hafta yine klasikle ilgili bir tema üzerinden devam edeceğiz. Ve ilk dungeonları, yani ilk yapılabilir dungeonları, özellikle bizim oynadığımız tarafta, ne bu işte Alliance tarafında, geçtiğimiz haftalarda yani günlerde yaptığımız dungeonların iki tanesinin hikayesini anlatacağız. Ne bu dungeonlar? Dead Mines ki birkaç kere girdik birlikte, heyecanını yaşadık, sizlerle paylaştık. Diğeri de Black Phantom Depths. Bu iki dungeon'ı seçmemin sebebi Alliance oynuyoruz. Alliance lore'unu anlatalım istiyoruz. Alliance lore'unda Dead Mines'ın çok derin bir yeri var. Black Phantom'u anlatmak isteyişimin sebebi de aksine lore'da çok derinlemesine kazınmış bir öyküsü yok. Yaptık bu dungeon'ı. Kısa belki 1 dakika 2 dakikayla anlatalım nedir? Merak eden vardır. Abi tamam önemli değil ama neydi diye soranlar için. Bu sebeple seçtim. Geçtiğimiz hafta çünkü konuşmalarımızda çok daha farklı nasıl konular ele almıştık ama ben aralarından bunu tercih ettim arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum. O zaman hani bir nebze daha önemsiz olan, daha basit olan Black Phantom'la başlayayım diyorum. Uygun mudur aşkım? Evet. Tabii ki. Sodamdan bir yudum alayım. Sürekli sudan. Ay, chill anlat yavaş Aa, yavaş. birinin diz çöküyor. Niye? Gitti. Birinin ruhu çıktı. Mezara karşı diz çöktü gitti. Şöyle arkadaşlar. Retail'da bir aynı zamanda devam ediyoruz. Hani oynuyoruz. Hikayesi özellikle bizi çok cezbediyor. İşte tartışmalar yapıyoruz. Spekülasyonlar yapıyoruz üzerine. İşte şu olacak, bu olmayacak, Sylvanas kötü, şu bu kötü. Şu anda Horde ve Alliance oynayan arkadaşlarımla ortak bir kötü düşmanı var. Kim o? Özellikle 8-2 peşinde. Queen Ashara. Black Phantom Depths'in hikayesi de Queen Ashara ile başlıyor diyebiliriz. Şöyle ki bir isterseniz harita açayım mı sizin önünüze? Black Phantom Depths arkadaşlar Dark Shore'un hemen güneyinde Ashenvale'de Zoramstrand bölgesinde bulunan bir lokasyon. Yani bir nasıl söylenir? Elune Tapınağı. Ancak ben Dark Shore'u göstermek istiyorum size ama şöyle büyük haritadan göstereyim. Daha kolay olacak benim için. Arkadaşlar, Alliance'ın çoğunlukta olduğu, Horde'un çoğunlukta olduğu bölge Kalimdor. Kalimdor'un bu Dark Shore bölgesi burası oluyor ki geçen haftalarda biz Ashenvale'e gittik, bu dungeon'ın içine girdik. Şu anda haritalar bende açık olmadığı için göremiyorsunuz ama bu iki kıtayı bir halde düşünün. Ortada Milestone var, şu yuvarlak bir spirali görüyorsunuz. Burası Wheel of Eternity, hani o konulara daha sonra gireriz, hatta derinlemesine konuyu da işleriz. Wheel of Eternity patlamadan önce Kalimdor'un bu sol tarafta bulunan yani batı tarafındaki sahil şeridi Elun tapınakları vardı. İşte bu Elun tapınakları neredeydi? Birincisi işte Ahmet Aran, Başal Aran ve Zoram Strand'da geçiyor. Yani bu size gösterdiğim Ashenvale'in bu batı tarafında, bu şu an sallıyorum ama açılmamış bölgede. Bu Elun tapınakları çok uzunca yıllar, hani tamam Night Elf'ler hadi Night Elf olmadan önce diyeyim ya da Night Elf'ler diyeyim, Elf'ler hep birlik içinde yaşasalar dahi o dönemde işte daha çok Elune'a hizmet eden, Elune'a inanan kesim bu tarafta yaşıyordu. Ve hatta işte Kadimler Savaşı'ndan sonra da biraz daha bölgelerini terk edip kuzeye doğru çekilip Hijal Dağı'na doğru yerleştiler. Ta ki işte o Kadimler Savaşı'nın olduğu döneme kadar. Kadimler Savaşı'nda ne oldu? Queen Ashara, Arkane büyü gücünü fazla zorlayarak sonsuzluk kuyusunu yani Well of Eternity'yi patlattı. Patlattıktan sonra da Sundering dediğimiz kıtaların ayrışması, şu ki burada Retail'de birçok ada var. Şu an burada belki iki tanesini görüyorsunuz geçici olarak. Hatta şurada bunları belki
Broken Shores bile diyebiliriz. İşte kıtaların bölünmesi hadisesi yaşanıyor. Bu bölünme hadisesi yaşanırken, ben Sundering diyeyim bundan sonra. Sundering yaşanırken buradaki birçok tapınak, işte Bashal Aran gibi, işte Zoramstan'daki gibi birçok Elun tapınağı, adını siz söyleyin, yıkılıyor ve yerin altına girmeye başlıyor. Kimisi tabii yeryüzünden, yerin üst tarafında yıkılıyor. Kimisi suyun altına gömülüyor. Biliyorsunuz Queen Ashara yani şehri yıkılırken, ülkesi patlarken suyun altında kalan insanları diyeyim, hani halkın adına Enzot'la, ki o dönemin, nasıl söyleyeyim, hani sadece Enzot yok, işte Old God şey bir oluşumu değil, Enzot, şu an Enzot olduğunu biliyoruz, o dönemler bilmiyorduk. Enzot'la bir anlaşma yapıyor ve halkının hayatının bağışlanmasını, adını söyleyin, istiyor. Ve karşılığında da halkı bir lanetle birlikte hayatta kalıyor. Bu nedir bu lanet? Naga'ya dönüşüyor. İşte o Naga'ya dönüşümünden payını alan, ne derler ona, işte payına düşenlerden bir takımı da bu Zoramstan bölgesinde yaşıyor. Daha sonra Old God artık bir anlaşma yaptı dedik Old God'larla. Nagalar artık Old God'lar adına çalışmaya başladı. Old God'lar adına görevler, işlevler yapmaya başladı. Bunun üzerine de bu Zoramstan bölgesindeki, bu adını biz şu an Black Phantom Depths diyoruz ama, bu Elun tapınağını bir base of operation olarak belirlediler. Okay. Buraya kadar okey miyiz arkadaşlar? Eda'cığım? Evet. Yani şu anda zaten hani yavaş yavaş... Queen Ashara cezalandırılıyor değil mi? Queen Ashara cezalandırılmıyor. Neden suyun altında kalıyor bütün şey? Patlıyor çünkü. Oha ne güzel yayın buldum. Kuru kuru WoW yerine Lore ile beraber. Hoş geldin abi aramıza. Kim bu? Furkan Plainsman. Hoş geldin diyelim abi. Siz yaklaşık biz 9 aydır bu şekilde yayınlar yapıyoruz. Hoş tanıştığımıza geldin. Memnun olduk diyelim. Queen Ashara cezalandırmıyor. Hayır, onu sormuyorum. Queen Ashara'nın şeyi neden sular altında kalıyor diyorum. Benim sorum bu. Arcane büyü gücünü Sargeras'ı summonlamak için zorluyor. Yani sonsuzluk kuyusunu. Ancak gereğinden fazla zorladığı için patlıyor. Yani kısacası özü bu. Orada başka şeyler gerçekleşiyor. İkinci bölümde bir nebze anlatmıştım, hatırlar mısın? Kadimler Savaşı muhabbetinde. Evet, evet. O Legion'ın summonlanması muhabbeti işte. Arkadaşlar, Black Phantom Depths'in neden dungeon oldu? Neden biz burada girip de yaratık kesiyoruz? Niçin böyle bir hedef belirledi kendimize? Bunun sebebi Akumai dediğimiz... Gayrendil hoş geldin abi. Bu adama selam veririm. Hoş geldin abi. Gayrendil hoş geldin. Akumai dediğimiz üç başlı bir Hydra var. Ve Hydra şöyle söyleyeyim, hani kadim tanrılar kadar eski bir Old God kökenli bir yaratık. Hatta şöyle olduğu iddia ediliyor. Adını sen söyle. Old God'ların favorite pet. Peti olarak şey oluyor. Düşünülüyor. Yani favori hayvanı. Hı, ama hani böyle mesela sıradan işte Kıtraziler ya da Faceless One'lar falan gibi değil. Bayağı bildiğin adını sen söyle. Bu 5 büyük Old God var ya, bu 5 büyük Old God'ın favori evcil hayvanı Akumai olarak biliniyor. Yani bu tehlikeli ve nasıl söyleyeyim, icabına bakılmazsa Azeroth için sıkıntı yaratabilecek bir yaratık. Bundan dolayı durdurulması gerekiyor. Sadece tamam hadi dungeon böyle, hikayesi işte içeride çeşitli bosslar var. Tek tek girmeyeceğim çünkü bossların her birinin tek tek hikayesi yok. İşte bir tane Naga generali var, bir tane Murloc var, bir tane Kaplumbağa var. Ama en önemlisi Twilight Hammer, Twilight Hammer dediğimiz bir cult, tribe, ne deniyor ona? Tarikat. Tarikat buraya nüfuz etmeye başlıyor. Ve Akumai'yi işte Asian Vale bölgesinden hani dünyaya kötülükler yayması için kullanıyor. Biz buraya geliyoruz. Klasik expansion'da sadece Akumai var. Akumai'yi kesiyoruz. Tabii Blizzard bu durur mu? Tabii ki durmaz. Bize herhangi bir mutlu son konuyla alakalı hiç mi hiç ama beklemiyor. Diyor ki kardeş diyor, siz Akumai'yi kestiniz klasikte. Evet ilk dungeonlardandı. Ama diyor al sana Cataclysm expansion'ında bir daha diyor.
Bu sefer ne oluyor? Cataclysm Expansion'ında hatırlarsanız Twilight Hammer tarikatının ünlü liderlerinden, hatta chieftainlarından Cho'Gall geliyor. Kesiyorum burada. Twilight tarikatı Old God'lara mı çalışıyordu? Bir nevi. Hani daha çok işte Sargeras, Gul'dan falan filan gibi biliyoruz ama o daha çok hani Shadow Council. İşte onun devamı Twilight Hammer. Ama evet, Twilight Hammer daha çok Old God'lara yönelik bir çalışması var. Ya asıl amaçları zaten hepsinin Azeroth'a hani kötülük etmek, tutuka tukaka yapmak gibi falan filan. Ama sorunun cevabı evet. Sabırız. Velhasılı Kelham dedik ki bu Twilight Hammer'ın çiftini Cataclysm'de Bastion of Twilight raidinde bizim karşımıza çıkıyor. Kim bu? Cho'Gall. Çift başlı nadir ogrelerden biri olan Cho'Gall. Cho'Gall buraya kendi generallerini yolluyor ve bu Akuma, yani üç başlı Hydra'yı yeniden hayata getirmeyi, yeniden Azeroth'un bir tehdit olmasını oluşturmasını istiyor. Şeyin generalinden. Generalin adımı aklımda değil. Çok da bir önemi yok. İsimsel olarak çok detaylı bir karakter değil zaten. Ancak gidiyor Akuma'yı bilmiyorum hatırlar mısınız? Bir raid vardı Pandaria döneminde. Leishen'in olduğu raidde. Böyle Magera denilen yerden 3 tane Hydra kafası çıkmış bir boss kesiyordu. Yine Akuma'yı da aynı bu şekilde bedeni olmadan sadece kafası yerin altından çıkacak şekilde, yani biraz daha Old God tohumu ekilmiş bir şekilde hayata döndürüyor. Ve tekrar Azeroth için tehdit haline gelmeye başlıyor arkadaşlar. Biz de Cataclysm Expansion'ında her zaman olduğu gibi kahramanlar olarak gidiyoruz ve Akuma'nın yeni haline de son veriyoruz. Böylelikle Black Phantom Depths'teki ne denir ona, nusubete, kötülüğe son veriyoruz arkadaşlar. Yani şöyle bir özet bakacak olduktan sonra, dediğim gibi Azeroth'u çok iyi infiltrate etmiş, yani nüfuz etmiş bir hikayesi yok. Ama klasikte yapılan beşli belli ana dungeonlardan bir tanesi ve ana hikayesi de bu şekilde. Elflere kadar dayanan bir hikayesi var. Şöyle kısaca bakacak olursak da işte Elune Tapınağı'ndan bir Old God Tapınağı'na dönüşümünü görüyoruz arkadaşlar.